Cihan! Ben kuaföre gidiyorum oğlum. Uslu uslu yavaş. Otur tamam mı? Sonra yavaş. Bana banyo işi çık. Yavaş. Aa! Ne oldu? Yok bir şey yok ya. Ay yüzüm bembeyaz. Kalbim mi yine? Hayır efendim, kalbi falan değil. İlacını verdim, iyileşir biraz, dinlensin. Sami. Dikkat et. Gel. Sami. Yardım seni güzelce içeriye, bir şeyin kalmaz. Hemen bitirelim şu işi. Tamam. Bir yere gidip oturalım. Takdim edeyim emanetinizi. İmza karşılığında vereceğim çekinizi Erhan Bey'in şahitliğinde. Törene gerek yok. Ne imzalayacaksam şimdi imzalayayım. Alayım. O ailenin bana yaptıklarının bedeli değil bu para ama alıyorum yine de. Ben asıl tazminatımı Barış Alçağ'a yakalandığında alacağım. Ailenin avukatı olarak bana kalsa önceki olaylardan dolayı siz asla para alamazdınız. Ama holdingin yeni sahipleri yumuşak davrandılar. Vicdanen böyle bir ödeme yapmayı kabul ettiler. Evet, biliyorum. Çok vicdanım var. Bu da ikinci parti. Güney'e ilk verdiklerim Barış'ı bitirmeye yetti. Bu diskte ne var? Mahkeme elimizi kuvvetlendirecek, Barış'ı mahkum ettirecek daha fazla değil. Güney'e söyle, bunu da bir an önce avukatına versin. Kendi şirketine bunu niye yapıyorsun ki? Ya senin verdiğin malzemelerle Güney her şeyi ortaya döktükten sonra Sinan Er Holding'in hisseleri yerle bir oldu. İtibarınız zedelendi. Koskoca holding çöktü be, daha ne? Olan sana da oldu aslında. Parayla derdim olduğunu sana kim söyledi? Ya da Sinan Er Holding'le? Ha. Gayrimeşru çocuk olarak Sinan Er'lerden intikamını alıyorsun yani, öyle mi? Çok saçma, aptalca. Biraz aptallık yapacak kadar servetim var, merak etme. Güney geldi. Süper. Barış. Ama hiçbirine teşekkür etmeyeceğim. Şeref. Habersiz bırakma Şeref. Tamam, bekliyorum. Ne olur. Hadi. Ne diyor? Yok, telefona ulaşılamıyormuş. Polis arıyor ama nerede olduğu belli değil. Yok. Yok, ortalıkta yok. Kaçmıştır belki. İstanbul dışına falan gitmiştir. Ya da ne bileyim yurt dışına falan çıkmıştır. Ama parasız pulsuz nereye gidecek ki? Doğru. Tabii. Parası yok. Yakalansın da çeksin cezasını. Evet. Doğru, parası yoktu. Vardı parası. Ben Güney'e altınlarımı verdim. Dün
önce bahçe duvarını takip edeceğiz. Arka kapıda ineceğim. Dur. Dön çabuk dön. Bu dönüşü yasak ama. Dön çabuk. Ceza yersen süre de çabuk. İstesen olmaz ya. İstesen olmaz. İstesen bu kadarı denk gelmez. Nereden bilebilirdim ki bugün düğün olduğunu? Ya sen niye beni aramıyorsun ya? Sen niye beni aramıyorsun? Seni aradığımı bildiğin halde, Kuzey'in nasıl bir adam olduğunu bildiğin halde niye önce beni aramıyorsun? Niye ona gidiyorsun? Her şeyi mahvettin. Ya ben aylardır uğraşıyorum ya bunun için. Adamı dize getireceğim diye aylardır uğraşıyorum. Al işte buyur. Kuzey uyardı kardeşini. Kaçtı gitti herif, kayboldu ortadan. Serseri mayın gibi dolaşıyor ortada. Nasıl yapacağız? Kuzey ile Cemre'nin hayatı da tehlikede şimdi. Bir dur. Soruşturmaya engel olmak da suç, biliyorsun değil mi? Bunun da hesabını vereceğiz. Gel. Hemşerim Güney Tekinoğlu'nun telefonundan sinyal alamıyormuş. Al işte. Of. Tamam. Kuzey Tekinoğlu'nun telefonunu dinlemeye alsınlar. O mutlaka ulaşır kardeşine. Hadi. Başlasın. Bir çuval inciri berbat etmek böyle bir şey Deniz Norton. Aynen böyle bir şey. Selamünaleyküm birader. Hele şu kapıyı bir açsana, bir anamdan bir görüşeyim ben. Mümkün değil. Oğlum bak, aç kapıyı. Önemli. Hayat memat meselesi. Aç kapıyı da gideyim Banu Hanım'la konuşayım. Banu Hanımlar yoklar. Az önce çıktılar. Lan bana yalan söyleme. Nereye gittiler lan? Şirkete mi gittiler? Bilmiyorum dedim ya. Lan elenin! Ya çek git, olay çıkarma buradan. Sedat ne oluyor? Nerede? Güney nerede? Kuzey Bey, sizin buraya gelmeniz yasak. Lan lan yasana. Doğru söylüyorum, lütfen. Güney Bey de gelmedi zaten. Siz de gidin. Polis çağırmak zorunda kalacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.